Ölüm anında dua eden birçok kul vardır. Mesela Haccacı Zalim. Haccacı Zalim çok kan dökmüş. Hazreti Ebubekir'in torunu Abdullah İbni Zübeyir'i de Kabe'de mancılıklarla Kabe'yi yakmış, yıkmış bu adam. Ve İslam aleminde çok zalim, zorba, adaletsiz, kan dökücü bir vali olarak Emevilerin zalim bir valisi olarak meşhur olmuş bir vali. haccac Zalim. haccac Zalim de öleceği zaman şöyle dua etmiş. Hasan-ı Basri'ye demişler ki: "Haccac ölmeden önce nasıl dua etti biliyor musun efendim?" dediler Hasan-ı Basri Hazretlerine. Ne dedi dedi Hasan-ı Basri Hazretleri? Dedi ki: "Ey Allah'ım, senin kulların senin beni affetmeyeceğini söylüyorlar. Beni de affet. hasan Basri dedi ki bu adam ölmeden önce bunu söyledi mi? Evet. Senin kulların yani benim hayatım boyunca yaptığım kötülüklerden dolayı beni affetmeyeceğini söylüyorlar senin kulların. Ya Rabbi beni de affet. Hasan-ı Basri Hazretleri diyor ki eğer bu adamın bir affedilmesi için bir sebep varsa aha odur diyor. Yoksa bu adam affedilecek bir adam değil. Öyle güzel dua etmiş ki öyle güzel dua etmiş ki Allah dostlarından birisi babasının ölüm döşeğinde başına oturuyor. Biz de bilirsiniz ölmeden önce insanların bulunduğu odada Yasin-i Şerif okunur. Yasin okunur mu? Tamur. Öyle okunmaz mı okunmaz diyenleri boş ver. Yasin-i Şerif okunur. Hatta mümkünse yüksek sesle ölü, ölecek olan hastanın duyacağı bir şekilde kelime-i şehadet getirilir. Onun da aklına gelsin de kelime-i şehadetle can versin diye. El Müktedir isminde bir Allah dostu El Münkedir düzeltiyorum. El Münkedir diyor ki babam ölüm döşeğindeydi. Gözlerini açtı. Bana dedi ki oğlum alimlerden birisi babası. Oğlu. Oğlu çok alim. Oğlum bana Allah'ın ahirette müminlere vaat ettiği cennetin müjdelendiği, ahirette Müslümanlara verilecek nimetlerden, müjdelerden bahseden ayetler oku. Kur'an-ı Kerim'in o ayetlerinden oku. Cennetten bahseden, güzelliklerden bahseden, aftan bahseden, bağışlanmalardan bahseden ayetler oku. Dedim ki diyor Niye baba şimdi niye böyle istedin ki? Bunu niye istedin? Diyor ki: Oğlum ben Allah'a layıkıyla kulluk yapamadım. Son günlerimde Allah'ın müjde ve ümit ayetleri okunsun ki yanımda. Allah beni böyle kabul etsin. Belki bana da benim yanımda okunan o müjdelerden bana da nasip eder. Bana da Allah bunlardan verir. Böylelikle ben Allah'ın huzuruna müjdelenmiş, bağışlanmış, cennet vaat edilmiş ayetlerin nuruyla Rabbime kavuşurum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.